Şimdi gel, sensiz olamam ki. Haydi şimdi gel, sensiz yapamam ki. Haydi şimdi gel, ah şimdi gel. Haydi şimdi gel, sensiz olamam ki. Haydi şimdi gel. Renkli bir açılışla kendinden geçenler izleyicilerine selam edelim. Kendinden geçenler ve hey evet, bu programda Allah herkesin gönlüne göre veriyor. Bu programda kadınlar kendinden geçiyor. Bu programda antidepresanların yerini harbi depresanlar alıyor dedik. Ve bugün pandeminin koşul altında biz aslında Oğuzhan'ın 10. bölümü özel, hani evdeki o bornozlarımızı giyip karşınıza çıkmak istedik, evet ama ya. Biz akşam yemeğine ablama geldik. Takdir edersin ki benim bornozum ablamda değildi. Yani bornozumu alıp da eve yürümedim. Derken neyse geldik ettik, bornoz patladı gitti. Ama tabii ablama da akşam yemeğine bizim aile üyelerinden biri olan babam da geldi. Afiyet olsun. Uzun bir süredir artık hani senin o insight çok kavramını aktardığın gibi ben ya, oldum olası hep annemin komikliklerini, annemi gözlemlerdim. İşte yazdığım senaryodaki karakterler, kadın karakterleri annemi köpürtüp oradan bir şeyler elde ederdim. Tabii babayla da aramızda çok dalga geçer eder olduk ama şu sıralar babamın gariplikleri sınır tanımıyor. Bilmem senin babanın da bu tarz gariplikleri var mı? Kendi babamın garipliklerini daha sonra açıklamak istiyorum. Biz babamla şöyle yaklaşık birkaç aydır, 2-3 aydır falan filan ben Eskişehir'e yolum düşmediği için bir gariplik yaşamadık. Ama ya babam şöyle bir insan, ya gariplik olarak koşmak mesela babam için bir hobiden de öteye geçti artık. Yani adam koşu olmak istiyor yani. Koşmaktan yılmış artık. Ben artık koşmak değil, koşu olmak istiyorum felsefesiyle yaklaşıyor. Ben Eskişehir'e gittiğim zaman da her sabah, daha doğrusu akşamdan beraber oturuyoruz işte, muhabbet, sohbet, işte rakımızı içiyoruz, yeri geliyor biramızı içiyoruz, yeri geliyor çay içiyoruz. Ve sonrasında babam tam yatmadan öyle şöyle bir ona bir dönüyor ve sabah seni koşmaya kaldırayım mı diyor. Diyorum yok, kaldırma diyorum. Sonra işte ben birazcık koca göt bir insan olduğum için saat işte 12'lere 1'lere kadar uyuyorum. Sabah kalkıyorum, soruyorum babam, reis ne yaptın, koştum falan. Koştum. Yaşı kaç? Çay içiyor. 49, 50'ye merdivenini dayadı. Aa, seninki genç. Tabii canım, daha genç, daha çok koşar. Ben de onu hep öyle yani. Hı-hı. Eskiden ben de gidiyordum mesela, yani bir 17 yaşımda 18 yaşındayken gidiyordum Eskişehir'de olduğum Hı-hı. için. Adam beni koşu yarışında, mesela sprint dediğimiz kısa mesafe koşuda beni geçmişti en son, böyle çok bir şey yaptı. Ne güzel. Ondan Doberman sonra, gibi. Babam bir de yani hafif kısa boyludur. Birazcık göbekli, birazcık değil. Var ya, göbekli yani. Bilirim o vücut tipini. Halı sahada onlar Iniesta'ya dönüşüyor. Dönüşüyor ve beni de arada bir çağırıyor. Beni de işte kaleye koyuyorlar beni. Sen, biz burada takılacağız, sen de geç şu kalede bir şeyler yap. Zıplarsın falan filan diye. Ve karşılıklı takımlarda oluyoruz. Beni tekmeliyor falan. Ya kaledeyim. Kaledeki kaleciyi niye tekmeliyorsun yani? Yani güzel, kendine zulüm, yani kendine değil de bana çok güzel zulüm teknikleri var. Koştun mu? Ya ben, babamın ya benim... başka bir garipliği olarak şunu söyleyebilirim mesela. Eskişehir maçı işte seyircili oynanırken, bu pandemi zamanındayken annem geldi. Annem de doğrular yani beni. Babamın çok güzel bir arkadaş grubu var. Stadın önünde mangal yakıyoruz. Köfte, rakı falan filan tarzında. Yani bunu resimlerle, keşke işte ya şu resim olayını aklıma gelseydi geçen de bir yapabildik buradan tık diye gösterseydim. Şimdi stadın ekrana önünde yansıtıyoruz. Aynen, şimdi şöyle ekrana yansıtıyorum diye. Stadın önünde mangal yapıyoruz, rakı içiyoruz falan filan. Babamın öyle gariplikleri var mı? Polis bile gelip, abi helal olsun size, ben ne diyeceğim?
ki bu saatten sonra siz zaten teşkilat gibisiniz burada deyip salıyordu yani bizi. Ya bence bir babanın koşması gariplik değil, elitlik göstergesi. Tabii tabii. Ve şey, burada önce kavramları birbirinden ayıralım ama stadyum önündeki mangala gerçekten hakikaten takdir edilesi. Tabii tabii, benim de şey yapıyor yani, cezbediyor yani. Ben de böyle baba olacağım. Evet evet, kesinlikle. O maç istediğim baba inşallah. O şekilde. Ya benim babama gelecek olursak. Buyur. Kendisi 63 yaşında, yani kendisinden koşmayı beklemek. 63 yaşında koşan babalar var ama. Var var. Bizimkinde artık yani Elvis binayı da terk etti. Hayır. Ya sürekli bir kulak karıştırma hareketi vardır babamın ama. Anahtarla mı? Anahtarla da karıştırdığı oluyor ama sürekli garip cisimler. Yani ben artık bir şey tutacağım, çetele tutacağım. Babamın kulağına soktuğu cisimler olarak. Hatta yani bir roman bile olur bu. Yani babamın vukuatları bir, babamın vukuatları iki. Parantez içinde babamın kulağına soktuğu garip cisimler. Ya inanır mısın şey geçen... Gibi ya, babamın kulağına soktuğu garip cisimler şey kitabı gibi. Yani böyle ergenlik öncesi... Yani 10-13 yaş arasına böyle garip garip isimli kitaplar okutuyorlar ya. Onlar evet, ay. Ay evet, 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 evet. Onun bir yaş altına Cinali okuturlardı bir sıra. Aynen. Bir yüzyıl. Sonra o kalktı, neyse. Ben bunu düşüneceğim ama yani okullara ben bunu teklif edeceğim. Ergenlik öncesi, yani pro ergenlik. Proto ergenlik öncesi. Bunu yapmazız dil yazıyor aynı şekilde. Atatürk'ün kulağına soktuğu garip cisimler diye. Değil mi? Mermi. Onu da falan. Mermi. Süngü. Kaiser'den aldığı nişan. Aynen. Walter'le böyle. Çok iyi. Kulak pamukları da şey, yasaklandı. Niye ya? Hiçbir işe yaramıyormuş. Aksine bu kulağın içindeki o pisliği, yani bu bilinen bir şeydi, teori. Ha, içine kanunlaştı. Geri sokuyor diye. İçine geri sokuyor ve kulağa ciddi tahribat veriyormuş diye, öyle bir şeyler oldu. Avrupa Birliği'nde daha önce yasaktı. Türkiye'ye yansıması tabii bunun bir 10 yılı buldu. 26 yaşındayım teyzeciğim. Oğlum, annem hakkında doğru konuş bak hadi. Ne söylemem istersin? Abi, merhaba valideciğim, valide hanım. Valide olsan de anne de artık canım, ne olacak, bir şey olmaz. Anama ana değilsin. Anne altın. Anne altın. Bayan altın. Mrs. Altın, merhabalar. Oğuzhan'la uzun süren bir gönül bağımızın oluştuğunu zaten. Çok sevişiyoruz birbirimiz. Yani aramızdan su sızmıyor. Çünkü aramız çok bitişik. Aramızda yan yanayız. Bir şey yok. Aramızda bir şey yok çünkü. Aramıza yastık koymuyoruz. Ha işte bunu da mesela esnetebiliyorsun. Aramızda bir şey yok derken yani kötü, hı-hı, bir şey mi yok, iyi bir şey mi yok? Bunu artık seyircinin Türkçe'de mi? Açık kapı Türkçe bırakma olayı. Nereye çekersen oraya bir dil ya, Türkçe. Enteresan bir dile sahibiz. Ya bu dili şey çok iyi kullanıyor. Bizde rockçılar çok iyi kullanır. Evet. Şarkı sözleri olarak o dile çok dikkat ederler ama söylerken ki o Türkçenin o prodental fonetiğini ben alamıyorum genelde. R'ler böyle bir yutulur. Hatta Batez Matel Pro'nun o Vengivaklı şarkısını bilenler olacaktır. Parodisini değil mi? Bir rock şarkısının. Ama Türkiye'deki rockçılardan bu konuda tabii tenzih edeceklerimiz, senin de malumun Şebnem Ferah Türkçe'ye çok dikkat eder, hem konserlerde hem albüm kayıtlarında, şarkılarında. Zeki Müren. Zeki Müren yani rock'ın babası olarak. Yok, Zeki Müren Türkçe'nin canını okumuş adamdır. Evet, o teknik konu, şimdi burada linç yemek istemiyorum ama onu da Emrah Sefa Gürkan. Ya rrr diye bir konuşmuyoruz değil mi sonuçta Türkçe'yi? Öyle de bir söylenemedir yani, o yapacak. İşin tekniğini bilen bilir. Velhasıl işte rockçılardan kimi tenzih ederiz? Feridun Düzağacı. Feridun Düzağacı ben
her yerde tenzih etmek istiyorum. Tenzih etmek ister misin? Ya ben Feridun Düzağac'ın şeyi mesela benim çok hoşuma gidiyor. Bu gel konuşalım önce, ben kısaca FD ama sen bana uzun uzun seni seviyorum de. Mesela bu şarkı sözünü ilk duyduğum zaman çok küçüktüm ya, 10-12 yaşımda falandım mesela. Hemen hemen aynı yaşlarda. Ama yani öyle sözler yazmış ki yani o şarkıyı mesela kimin söylediğini bilmezsen hiçbir anlam ifade edin. Ben kısaca FD yani futbol direktörü de olabilir. Yani ben düşük bütçeli bir grupta, bir kulüpte futbol direktörüyüm. Ben kısaca FD. Ama sen bana uzun uzun seni seviyorum de, artık şu topçuyu şey yapalım yani, verin bize de oynatalım. Bonservisi neyse verelim falan gibi de anlaşılabilir yani. Ha, işte, ya da şey, İngilizce olduğunu bilmen lazım. İngilizce kısaltmalar var yani, Found Direction, Found Ayrıcı falan. Ya benim çevremde Feridun Düzağaç'ı çok çok dinleyenler vardı. Hatta Bursa o sıra Rock City'ydi, yani bahsettiğim tarih, evet. 2003-2005. Bursa Rock City olarak geçiyordu ve Feridun Düzağaç sürekli orada konser veriyordu. Ben de 10-12 yaşları arasındaydım o dönem. Ve çevremde çok böyle Feridun Düzağaç'ı ölesiye dinleyenler vardı. Yani Feridun Düzağaç'ıyız biz diyenler, odadaki posterler velhasıl. Bu yani iki kişi hala daha dinliyor Feridun Düzağaç'ı. Yine gözlemci yaklaştım ben konuya. Feridun Düzağaç dinleyen çevremdeki bu çok yakın iki kişiden yola çıkarak, şu andaki durumlarını da görerek, isim vermeden ve bir genelleme yaparak, belki ayıp bir genelleme ama, Feridun Düzağaç'ı ölesiye dinleyenlerin yani hayatta bir kara bahtı var, bir basiretsizliği var diyorum ben. Yani Feridun Düzağaç bu konuda biraz kitlesini kötü yönlendiriyor. Olumsuz bunu. Yönde yok, yönlendiriyor değil yani. Hadi uyuşturucu içelim demedi adam sonuçta, ama ya bir hayat, Feridun Düzağaç'la bir sorunum yok. Ama onu dinleyenlerin şu an hayatlarına bakıyorum. Çok güme gitmiş insanlar. Yani şöyle, Feridun Düzağaç ölümünü dinleyen birini şey yapma yani, tanışmadım henüz. Benim çevremde işte çok yakın iki kişi vardı. Ama işte da sen vardı. Mesela o senin öyle bir şansın şundan dolayı olmuş. Bursa'da işte Eskişehir'de mesela Tan çıkıyordu. O sen Feridun Düzağaç'ın konser verdiği dönemlerde. 222'de Tan çıkıyordu mesela. 222'de eski adı The Doors'tu mesela. Yani çok böyle güzel bir mekan olması gerekirken hep böyle bir mekandı. Ben o yüzden mesela çok şeyle büyüdük ya. Biz birazcık da popun da içinde kalmak zorunda kaldık yani. Ya yine o işte. O yüzden Feridun Düzağaç dinleyen, yani dinleyen tabii ki var etrafında ama yani öyle hıdı hıdı dinleyen yok. Bursa bu konuda rock müziğe adadıklarıyla, rock müzikten aldığıyla, rock müziğe verdikleriyle biraz o konuda şanslıdır. 222'yi bilirim. Tan'a gelecek olursak, Tan zaten eğlenceli bir müzik yapıyor. Onu dinleyen, onun konserine gidenlerin eğlenceli bir hayatı vardır yani. Ya da müzik evrensel midir? Şu an çoğu esnaf, ben söyleyeyim sana. Tan dinleyenlerin çoğu şu an esnaf. O galerici. 2001-2006 arasında Eskişehir'de bulunup da 222'de The Doors'da Tan dinlemiş kesim şu an esnaflık yapıyor çoğunlukla. Veya bir güzel bir işte yani bir nasıl anlatabilirim bunu? Hali var bir yerinde. Ya yerel kalmış onlar hep yani. Çok dışarıya çıkıyor. Eskişehir'de onlar hala. Yani çok çok Ankara'da olabilir. Veya Konya'da olabilir. İşte çiftçiliğe merak salmış olabilir ama şöyle bir çiftçi yani. Sabahları işte akşam 5-6'ya kadar köyde tarlaya falan bakıyor. Sonra akşam tekrar gelip Eskişehir'de Barlar Sokağı'nda hangi mekanı kapatalım bu gece? Şey adamlar yani. Anladım. O zaman yani rockçılar zaten güme gitmek üzere yaratılmış tabii. İnsanlar. Tabii. Rock müzik yani tabii. Yani işte rock müziğinde mesela az önce annem flört dedi mesela. Flört dinleyenin
O zamanlar flört deneyim şu anlar. Şu an çok da bir derdi yoktur diye düşünüyorum. Yani şey olarak maddi manevi bir derdi yoktur yani. Ruhsal, gerçi manevi, ruhsal bence. Ruhsal dertleri oluyor genelde flört dinleyenler. Bir yerden sonra yani. O da eski şarkı. Yeni şarkıları İçe kapanık. Popa. Introvert. Şimdi ben burada şey övmek istemiyorum yani. Flört, tan, Feridun Düzağaç övmek veya yermek istemiyorum. Ya dediğim gibi işte ben çocukluk çağımda tanıştım Feridun Düzağaç'la. Çevremdeki o çok yakın iki kişi sayesinde. Onlar çok Kıyasıya yakın iki kişinin dinledi. Adını vermeyecek misin? Asla. Peki bu videoya 100 bin beğeni gelirse o iki kişiyi buraya çıkarıp üstlerine işemez miyiz? Bu videoya 100 bin gelsin. Ya onun garantisini ben alayım. Ben burada... Hayır canım. Hayır, başarıya bu kadar aç değilim yani. Ben aç. Bu kadar aç. 100 bin gelsin bu Buğra'yı çarmıha gelip o iki kişinin adını söyleteceğim. Hem de çivili mi bili çarmıha öyle yalandan değil. 100 bin gelsin Buğra'yı Mehmet Ali Erbil'e çıkaracağım hem de o haliyle. Ben Mehmet Ali Erbil'de Mehmet Ali Erbil de keşke burada olsaydı. Ya. Ama Mehmet Ali Erbil sinemaya olsaydı. Geri dönmüş. Geri dönüyor yani. Geri dönebiliyorsa ne mutlu ona. Döndü. Şey bu Hababam sınıfının yeni versiyonunun şeyini izledim. Fragmanını izledim. Orada gördüm kendisi. Aa, böyle bir şey mi var? Var var. Ya çok bu ilk. Ya ama şey gibi bir Hababam sınıfı. Seda yani. Sayan'la falan mı çekmişler? Hülya Avşar'la. He. O iyiydi o. Hababam Şafak sınıfı. Sezer'i falan olduğunu diyorsun. Hı-hı. Ondan çok sonra iyi, bir seriye daha başladılar şimdi. Aha. Orada yani şey gibi bu Çılgın Dershane'nin okul versiyonu gibi. İşte onu söyleyecektim. Güzel yapamazlar diye. Yine çok laçka. Yani ön yargılı da olmak istemiyorum. Fragmanı da izlemedim ama ya şu anki Türkiye'deki komedinin yani işte Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü'ne ne kadar çok şaşırdık. Aa ulan harbi komik dedik biz ama Aziz Kedi dünkü canlı yayında şey açıkladı. Ya hayır, Türkiye'de komedi buydu. Yani mainstream komedi buydu. Ana akım komedi buydu. Bir süre sonra Türkiye'de o kadar işte böyle osuruklu, küfürlü, rezalet filmler oldu ki hatırla ne o Cumali mi bir Vine modeli. Onlar falan çıktı böyle işemeli sıçmalı. Dedik ki herhalde komedi bitti. Bu adamlar gelince heh ve şöyle bir derin nefes aldık. O da dedi ki hayır yani komedi böyle bir şey ya. Komedi buydu, şaşırmayın dedi. O yani biz ana akıma döndürdük belki de dedi. Çok takdir ettim bu sözünü. Ya işte Monty şey Python falan ya. Filan hı-hı. Falan filan işte çok da bilmiyorum genel. Bu kadar Monty Python. Monty Python. Monty Python çocukluktan bir çizgi film ismi gibi Monty Python. Monty Python ya işte sarkastik mizahın kurucusu gibi lanse ediliyor. Çok izlemedim dinlemedim ama isim olarak biliyorum. Haydi ben çocuklar Monty Ponty başlıyor ekran başına. Sarkastik mizahın tüm öğelerini. Monty sizlere Ponty. Anlatacağız. Ay Oğuzhan ne diyeceğim? Buyur. Ay Oğuzhan ne diyeceğim? Bak ne diyeceğim? Buyur, bakın bakın ne anlatacağım. Zor. Altın günleri olurdu bizim hep ben çocukluğumda. Devrim altın cümlelerim günü. De. Evet. Analarımız toplaşır giderdi. Evet. Ben misafirlikte çok şey bir çocuktum yani çok hiperaktif. Girdiğim ortamda dikkat çekerdim yani. Aa, derlerdi ki Buğra geldi yani falan. Yani altın gününde teyzeler. Yani bu övgü mü yergi mi o da çok şey değil yani. Belli ya değil, bu megalomani sürekli kendimi övesim var. Buyur öv abi. Ben de öveyim hatta ya. Beraber övelim. Sağ ol ben övdüm de gel. Hoppa hadi bakalım. Anneanne gel de beraber Buğra Uğur okumuş öyle. Ben gene aşağı seslenmek zorundayım. Konuyu unutma sen devam et. Konu neydi ki? Misafirlik anıları. Ben çok hatırlamıyorum ya misafirlik konusunda. Seslenmeyeceğim. Ne yapacağım? Hadi sen yap. Işık açılsın ve biz de senin ardını görelim. Ama sen bunları duyamıyorsun tabii o yüzden rahatsız.
Gitti. Gitti. Oo, lambaya püf dedi bu Uğur. Bunu demek istedim. Buyurun dostlar. Mikrofonumu getirsene mikrofonumu. Kolonya. Evet ya, çocuklar ya, merhaba. Soracaktım ben. Şimdi boş ver misafirliği falan filan. Sen mikrofon olarak kendine neden bir kolonya şişesi seçtin ve bu benim anladığım kadarıyla... Şeyde getirsene pirit var orada pirit. Ha, evet neden o zaman bunu seçtim şimdi açtık. Gül kolonyası pirit de gelsin. Mı? Yok bildiğin limon kolonyası. Ha, yok. Genelde pembe kapaklı olanlar gül kolonyası oluyor. Evet doğrudur. Makyaj setim de geldi. Yok git. Az önce bununla çıkmak istedim. Ama çok küçük. Elimde belirgin değil. Sonra bunu aldım. Bu daha belirgin. Aa, sonra şeyi fark ettim. Ya ikisi de şu an yükselen kur değerlerinde fiyatı aşırı yükselen materyaller. İyi bakayım dedim. Ya pirit biliyorsunuz Almanya'dan geliyor bu. Evet. Yapıştırıcı efsane. Zamanında almış büyük dedem. Artık o raddeye geldik. Evet gerçekten. Vaktinde almışlar. Şu an bunun mevcut kur fiyatıyla bir %12, %13 falan bir enflasyon artışı var. Kolonyayı zaten anlatmaya gerek yok. Ne kadar pahalandığını. Ah, İsteyenlere bak, gönderirim. Sen de kolonyaya bak, bir bendeki kolonyaya bak. Sendeki minnacık, bendeki bücücük. İşte. Evet, bu arada ünlü tekstil mağazası da, ünlü tekstil markası bizimle. Konuyu bana hatırlatır mısın? Ne diyecektim ben çocuk? Misafirlik falan. Çocuk altın günleri. Evet, yani gittiğim ortamda yani altın günlerinde annemi çok utandırır. Çok yani kadının illallah etmesine, eve dönüş yolunda acaba gerçekten esirgeme kurumuna bıraksam mı gibi düşüncelere gark ettirdim ama evde böyle siniri geçerdi. Ana yüreği yani ne olacak eve gidince ya tokatlayacağım seni derdi ama sonra hep o yumuşardı o sinir. Benim de şey oluyordu mesela bu sinir konusunda, annem mesela işte annemle babam yürüyüşe çıkardı küçükken, ben de geleceğim falan filan. Ama annem derdi bak hep. Önceden bir tembih ederdi. Ama sakın şey yapınca neden o? Ben yoruldum, ben şey yaptım diye ağlamak yok. Seni kimse taşıyamaz diye. Sonra bir 200-300 metre sonra falan ben yoruldum. Hadi dönelim. Ya da beni taşıyın, dondurma alın, şundan bunu alın diye huysuzluk yapardım. Annem de gerçekten. Beni bir kere baya böyle hamam yolunun ortasında bıraktı falan filan. Sen burada kal o zaman diye. Çok ağlamıştım o zaman hatırlıyorum. Ama yani çok da bırakmamış yani. Şöyle bir köşeden de kesiyormuş yani. Yaparlar öyle. Buna yakın bir şey ben de yaşadım evet. Ben bir oyuncak mağazasında oyuncaklara bakıp dalmışken benimkiler saklanmıştı. Ben paniğe kapılmıştım. Sonra dediler geldiler. Ne altın gününe gelmek gerekirse tekrar konumuzdan uzaklaşmak da istemiyorum açıkçası. Evet, ya orada şöyle bir anne rolleri vardı, anne modelleri. Çocuk yani biz de boş odada depiniyoruz hayvan gibi. Bir şeyler yapıyoruz kendi hayal gücümüzün gerektirdiği ölçüde. İşte kale falan yapıyoruz, kağıtları yuvarlıyoruz. Kızlar bir köşede kendileri takılıyor. Tabii grubun bir sakarı falan illa çıkıyor yani. Tamam yaramazlık bir ölçüde absorbe edilebiliyor anneler tarafından ama. Ya da yaramazı da çıkabiliyor. Ama orada böyle sürekli bir obligasyon yükleyen, böyle bir direktif, böyle bir dominant bir anne tipi vardır. Alır çocuğu, ama Tayfun ne konuşmuştuk der falan böyle insan içinde. Var. Bütün insanlar böyle, yani oradaki ahali, ben de dahil, ulan acaba ne konuşmuşlardı yani bunu ya. Madem niye toplumdan saklıyorsunuz, şunu mu konuştunuz yani siz Pentagon'sunuz? Tesla arabalarının nasıl işlediğini mi konuştunuz? Ya da şunu da konuşmuş elektrikli olabilirler. Elektrikli arabalar nasıl çalışıyordu Tayfun? Hayır. Anne o kadar manyak ki çocuğu alıyor. Bak Tayfun, FED, CIA, Pentagon üçgeni ekseninde T
Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya politikaları tamamen çocukta yanmış beyni. İnsan yo, çocuk da karşılık mı veriyor yani? Evet, evet. O, ama şeye gelince de... Hayır anneciğim öyle değil. Öyle değil. Türkiye kere, orada uluslararası hukuktan doğan haklarını koruyor. Aynen. Güney Kıbrıs'a da bakmaları lazım onun için. Güney Kıbrıs'ın şey, ay pardon, Kuzey Kıbrıs'ın da bir şeyi var. Güney de olur. Kıbrıs'ın genel olarak bir kıta sahanlığı var. Ay şeyi var. Neden ona? Deniz mili bilmem nesi var. Onlar da bir şey yapabilir falan filan diye böyle. İyice ortalığı karıştırıyor çocuk. Çocuk aklıyla hani bir de. Sonra ay çocuk aklıydı böyle yetişkin olarak cüce gibi düşün yani. Sonra şeyden geliyor. O misafirlik evine geliyor. Ve böyle saçma sapan şeyler yapmak zorunda kalıyor böyle. Ya işte oyuncak araba veriyorlar buna böyle. Oyuncak arabayı böyle ileri geri yapıyor. Ama şeyi biliyor mesela işte. Debriyaj ne, fren ne, gaz ne onu biliyor. Ama yine de o oyuncak arabayla şey yapmaya mecbur. Çünkü yani orada yap şeyi rolü o. Yani işte evde onları konuştular. Sonra da çıkarken dedi ki şimdi birazcık da normal bir çocuk oldu. Normal. Arkadaş işte ben sana birkaç tane arkadaş ayarladım. Onlarla bir yalandan takıl. Şimdi bu foyamız ortaya çıkmasın falan diye. Saçmalıyor böyle. Değil mi? Sen büyünce etki ajanı olacaksın. Çaktırma. Tayfun'da sürekli benim olmam gereken yer burası değil. Ben buraya ait değilim. Yani. Ayşegül geliyor. Tayfun sen niye oynamıyorsun? Diplomat olacağım. Tayfun ben ne zaman Suriye şeyi olacağım falan. Suriye Başkonsolosluğu. Ay ne zaman ajan, devlet. Ajan mı olsam? Ne zaman ajan olacağım? MİT'e başvurduk hala bir şey çıkmadı. Oo ajan olacağım. Çocukken aslında ben ajan olmayı istemiştim. Senden de olurdu ya. Ya ama şey gibi yani böyle. Bu kadar şizofrenik bir. Hayır şey gibi bir ajan böyle. Diktatörlerin böyle hep bir şamor olanları olur ya. Sen böyle bir şekilde şey yapıp da kendini işte ne bileyim. Bilmem neredeki saçma sapan bir adada diktatörlük yapıyor adam. Zaten adanın bir emniyeti yok. Ne işte bir tek şeker kamışı yetişiyor adada. Adam da onu satıyor. Adam da onu satıyor hep. İşte onun üstünden bir şey kurmuş ama işte ordu var. Orduyla takılıyor. İşte ya Trump'ı arıyoruz açmıyor buna bak falan filan diyor. Gerçi Trump'ı da arayamazlardı. Biden'ı arıyoruz açmıyor. Ya da adı o kadar küçük ve istihbarat ağı o kadar zayıf ki hala Trump'ı görevde zannediyorlar. Bu yüzden hani onlara kimse haber vermiyor. Az maaşla hani bu istihbaratı ya yani gündemi işte dış basını takip edebilecek biraz dünyaya açık cihan şumul bir insan olarak beni buluyorlar Facebook'ta. Adı o kadar dandik ki işte bana teklif geliyor Burak Bey işte uzun zamandır sizi takip ediyoruz gerçekten paylaşımlarınız falan filan. Şimdi oraya girip de kendimi buraya. Gerek bildiğiniz dille var. Her neyse bizimle çalışmak istemez misiniz? Aylık 1000 dolar yani şu an. Allah aylık 1000 dolar da bir de şey gibi. Şimdi sen Türkiye şeyi de düşünüyorsun. Bir de orada düşün aylık 1000 dolar. Değil mi? Orada ne kadar kur fiyatı sadece yani. Sadece şeker kamışı olan bir yerden bahsediyoruz yani. Evet. Gerekirse hatta şöyle de bir teklifle de gelecekler. Ya sen şimdi başla 1000 dolarla. Öyle vardır ya mesela. Sen kalifiye elemanları hep öyle kandırırlar ya bizim sektörler. Çok var ya can alıcı. Ya sen şimdi 1500'den başla o kademe zaman geçtikçe artacak onu. Verisi böyle konuşursun. 100 dolardan başla zaten. 100 dolardı işte. O işte diktatör böyle şey ben bile 75 alıyorum ama. Yüzü yani, sen diyor. Yürü buradan falan filan. Gerçekten çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Ben çok mutluyum. Bir moral alkış alabilir miyiz? Birkaç kalp aksın ya. Hadi bakalım. Oo bir dakika. Abi. Canım. Beğeni istemeye başlamışız artık. Kalkmak evet ya yani. Artık biz de işin kurduyuz. Gerçi yani senyörü olduk. 10 bölüm oldu artık. Atından koca kalktım. Koca bir.
Gerçi atıyorlardı az önce ya, ben Evet, okeyim bir ya bak geldi tek tek. yani. Eyvallah. Tek Yeter, 3 tek. tane yeter. Tamam, bu Dört. bize yeter. Yormayın kendinizi. O elleriniz Tamam, dert görmesin. eyvallah. Yeter. Eyvallah. Bu Eyvallah. kafi gerçekten. Sonuçta biz yani Küçücük. cansınız. Peki şey, şimdi mesela oraya gittin. O işte ne, Semih Güzel konu, Cumhuriyeti çok dedik güzel oraya. konu. Semih Cumhuriyeti dedik oraya, tamam mı? Çok Semih güzel. Cumhuriyeti'ne gittin. Aylık 100 dolarla başladın. 100 dolardı işte. Oranın da para birimine işte Semih bir şey. Dur. Güzel bir işte. Semih dinarı. Semih pesosu Latin Amerika'ya yakın olsun. Pesos. Semih pezosu, Semih pezevengine de hani ya. Semih tamam pesosu. mı? Ben orada kendi aramda böyle gülüyorum içimde. Aynen. Vay Şey falan Semih öyle. pezosuna bak. Paraya Rick resmini de and Morty'deki gibi bastırmış. şöyle yapıp bu işte barış demek falan filan diyorsun. Herkes böyle geziyor falan. Bağlantı iyi mi? Bağlantı gayet güzel. Tamam. Semih pezosu alıyorum. İşte Ya 100 dolar dolarla. diyorsun. O da kaç işte 20 bin Semih pezosu falan yapıyor, tamam mı? Ve işte böyle zaten her şey çok ucuz böyle. 2 peso ya, bir bire 50'lik Efes 2 peso falan yani, öyle düşün. Ellilik Efes bir de orada yani. Tabii Oraya da tabii. girmişim. Tabii bizde gene daha pahalı ama. Evet. Beni mesela şimdi şey diyorlar sana. Ya işte bana da, bize bir tane de güvendiğim biri lazım. Onu da işte şey yapacağız. Futbol takımının başına geçireceğiz. Hem işte istediği zaman oyuncu da olabilir. Mesela beni aradın. Bana da işte kaç, sana kaç veriyorlardı? 100 dolar mıydı? 100 bende. Tamam. İşte bana da işte 25 dolar veriyorlar. Ben okey diyorum zaten. Ve şey, seni de şey yapıyorum. Senin ne ki orada işin şu an? İstihbarat ajanı. İstihbarat ajanı. İstihbarat ağını yönetiyorum. Yani Semih Cumhurbaşkanına, oranın Cumhurbaşkanına Semih Bey'e. Milli İstihbarat. Ama şey ya, Semih de şöyle bir Semih yani. Bizdeki Han Latin bir gibi Semih düşün yani. yani. Hayır, Latin Ha. Semih değil. Han gibi düşün. Sultan yani işte. Kim olursa olur. Mesela ne bileyim, Ragıp diye biri geçti başına. Ragıp, Semih Ragıp oluyor. İşte şey gibi yani. Führer gibi falan bir şey Tamam orası. tamam. Anladın mı? İşte Anladım. oranın Anladım. Semih'ine Anladım. şey veriyorsun. Ne vereceksin ki mesela? Abi işte Trump gitti, Biden geldi falan. Sen böyle küçük küçük mü? Ya tabii ilk başta sonuçta ben de tamam efor sarf ederim. Yani dış basından ayıkladığım şeyler. Bunlar da zaten ona çok şaşırır. Yani ne kadar hızlı çalışıyor adam. Halbuki normal mesela olayın Üç ay önceki akışını haberi veriyorsun işte. aktarıyorum. Abi Ya da Humma'nın şeyin çaresini bulmuşlar diyorsun. Allah Allah ya falan. ya şöyle bir ada düşün hani koronavirüs bile şey yok yani orada izole bir yaşam. Korona zaten ne yapsın ya? Adaya ulaşana kadar ya gelen giden de yok çok öyle. O öyle olunca 4000 nüfuslu bir adada ben istihbarat ajanı olmak isterim. Aylık 1000 dolar da yani çok 1000 iyi ya. dolar değil oğlum, 100 dolar. Ay 1000'de Ama kaldım orada ben. harcıyorsun işte yani. Tamam, 1000 olsun Orada ya. 1000. Ha, Orada orada 1000 olsun. $100, 1000 dolar 1000. değerinde işte. Tamam. Hayır. Semih pezosu. Semih pezosuna Evet. vurduğun zaman işte 20 bin pezo falan yapıyor. Orada birikim de yaparım. Gel seneler sonra Türkiye'ye geldim Gayrimenkul de. falan. Evimi, arabamı. Almancı gibi yani. Tabii Almancı tabii. gibi düşün. Kesin dönüş yaptıklarında kesin Kesin dönüyorlar dönüş sonuçta. yapar mısın peki? Yani şey mesela, sana geliyorlar böyle, CIA geldi sana, diyor ki ya işte biz bu işte Semih Ragıp'ı indirmemiz lazım. Bize nasıl bir tüyo verebilirsin yani? Sadece bize fikir ver. Hiçbir şey yapmana gerek yok. İşte burası indirilince de seni, yeni başkan seni yapacağız falan filan diyorlar böyle. Ne vereceksin mesela onlara bilgi olarak? Şimdi diyelim tamam bir ücret teklifinde bana geldiler. Ücret değil abi, o işte artık oranın Ha, Semih'i makam sensin ver yani. tamam şey yapacaklar. Yok yok hocam aman yok. Ben önce işi paraya yorarım. Siz bana para verin hatta nakit yarısını 200 şimdi dolar mı? yarısını da Orada zaten 100 alıyordum. yarısını şimdi diğer yarısını da iş bittikten sonra derim. Derhal Semih Bey'e giderim. Amerika'dan da o parayı alırım. Semih Vay Bey'e be. derim böyle böyle ona göre hazırlıklı olalım. İnternette falan böyle bir işte diren Semih
falan yaparız. Ama Amerika'dan aldığımız o parayı da ülke kasasına koyarım. Yani mesela şimdi beni esir aldılar. Seni esir aldılar. Beni mi? Evet diyelim. Tamam eyvallah. Ben oğlum Semih'ten ben teknik çıktık. direktörüm. Ben ne yapacağım? Ben eşofmanla geziyorum bütün gün ülkede. Topçu arıyorum. Sana diyecekler ki tamam al şu silahı işte istihbarat ajanı Buğra'yı öldür. Sen silahı ve para da verecekler sana. O silahı ve parayı alıp bana geleceksin. Yani Amerika'ya orada kazık Evet. atacağız biz. Evet evet Amerika'nın evet. orada tepesine bineceğiz gibi biraz Bunun zaten böyle ülkede bir. kaç tane silah var? 100 tane tüfek var. Bir tane de Evet. onlar da şey yani böyle Mazer tık tık tüfek yani. Ama yine de ya yani Semih Bey'le aramdaki o gönül bağını şey yapmam diye düşünüyorum. Yani Semih'i yarı yolda bırakmam ben. Ama Amerika'ya da kazık atmasını bilirim. Peki o zaman başka bir senaryoya bak. Gene bak buradan alıp konuyu buraya. Şimdi Bursa Belediye Başkanı geliyor diyor ki işte biz bu Semih Cumhuriyet'in vilayetin adı ne? O da Semih, o da Semih. Semihistan. Semihistan'la Nilüfer Belediyesi'ni işte kardeş belde ilan edeceğiz biz. Bu konuda girişimlere işte başlar mısın? Veya şey diyor ya Semih diyor bunu sana. Diyor ki ya biz işte sizin memlekette yok mu ya güzel belediye? Onunla bir kardeş kasaba ilan edelim şurayı da diyor. 3-5 turist gelsin Türkiye'den falan filan. Nereyi seçersin mesela onun için? Bursa'dan veya işte neresi olursa. Şimdi Antalya'dan. Bursa'da genelde Türkiye'de artık hani yurt dışında kardeş şehir olmayan şehrimiz yok. Ama Kardeş bir şehir değil kardeşi ya. daha. Oğlum şehir olarak değil yani. Yani o kadar küçük bir ülke ki ya. Zaten 4.000 nüfusu var. Yani bir belediye ne bileyim işte Manavgat tatil yöresi gibi. Böyle ufak yerler bile adama Allah Allah ya. Bayansın ya falan oluyor adam. Ya tabii Gündoğdu'yu seçerim. Burasını seçerim. Turizm beldesi zaten. Buradan gelen Alman'ı da oraya da yaparız. Ha deriz işte burada oranın sahillerinde Türk iş adamları değerlendirir gibi şey olur. Yani yine bu burayı öneririm. Burasını yaparım. Yani bu şey gibi. Gene hani Almancılardan örnek vereceğim. Almancı bir adam artık 90'larda geliyor doğduğu yere işte okul yapıyor, cami yaptırıyor, kasabada saygınlığı artıyor falan. Ben de Gündoğdu'ya öyle bir hem burada prestijim artsın diye hem de uzun yıllar burada geçirdiğim ve yöre halkını da sevdiğim için böyle bir şey yaparım Gündoğdu için. Bildirim Okey gelip güzel. yani Mantıklı. Bursa Tamam. zaten artık kurtarmış kendini sanayi bölgesi biliyorsun. Ama buralar böyle bir çok Ya yani hayır mevzu. Bursa kendini kurtarsın diye değil ya Semih Cumhuriyeti kendini kurtarsın diye İşte uğraşıyoruz yani. yani Semih'i Bursa kurtarmaz ama turizm ihya eder Semih'i. Her Evet. neyse Semih çok uzadı ya. Semih Evet neyse ne yetişmeyecek. artık. Semih'i bir kenara bırak artık. Semih Öyle oldu bitti. böyle oldu. Kesin dönüş yaptım. Kesin dönüş. Kesin Kesin dönüş dönüş. yaptın ve memleketine döndün. Güzel. Evet. Ve memleketimdeki o çocukluk hayalimin ajan olmak isterdim, istedim. Aksiyon filmlerinin etkisinde kaldım. Ardından çocuklukta şimdi bende çok yönlü geçtiği için mesela Avrupa Yakası'nı çok izlerdim. Orada işte dizi bitince jenerik akıyor ya işte yazan Yusuf Birsel. Sonlara doğru böyle bir editör çıkıyor. Editör, editör, editör. Ne ulan bu editör dedim. İşte kurguyla falan uğraşıyor. Senaryodaki şeyleri düzenliyor, sahneleri falan. Sonra editör olmak istedim ben. Güzel. Ama editörün ne anlama geldiğini inan bilmiyordum, araştırmadım ama Hala çocuk bilmiyorum. hala biliyorum yarım yamalak. İşte mesela bir dergi var. Hatta şöyle söyleyeyim sana. 442'yi bilirsin futbol Oo, dergisi. tabii ki. Artık yayınlanmıyor diye biliyorum. Değil mi? Ben bunun editörüyle konuşmuştum 16-17 yaşlarımda. Editörlük nedir? İşte derginin sayfalarını mesela olayın akışını düzenliyorlar. Haberlerde de öyle mesela.
biraz böyle siyasi haberin ardından direkt şey girmez. Ya Daha araya bir kaza siyasi bir haber, haber. daha siyasi bir haber girer. Bir kaza haberi verirler. Daha sonra bir haberlerin kurgusu ya da türü değişir. İşte komedi haberleri falan değil de işte Komedi haberleri ne bir... ya? Ya anlatamadım. Film haberleri falan böyle ondan Anladım sonlara anladım. doğru gelir. İşte onu Magazin. kurgulayan, düzenleyen editör. Aa dedim ulan ne güzel keşke olsaymışım falan. Yok dedi ya bir dergi editörü olma dedi. Bizim dergi okumayınca battık ben de işsiz kaldım dedi. Öyle. Şimdi mesela o 442'nin ekibi Sokrates'e geçti Hı, yüksek ya da lisans. mesela bir Ama mesela gerçi isim Sokrates de daha değiştiriyorlar. genç bir kadroya çok az Belki bir o editör de değişmiştir. Muhtemelen geçti, bakmam lazım. değişti editörünü ben tanıyorum. Hı. O kadar Sokrates'in. bir evet. Adını Sokrates unuttum şimdi de. mi? Sokrates. Yok Sokrates değil. Thales. Ya Sokrates de şey Sokrates değil. Brezilyalı Sokrates. 8 numara efsane Futbolun libero. doktoru. Hı. Bu doktor. Profesör müydü lan? Profesördü. Doktor Alex. Senin var mı böyle çocukluk hayalindeki Ya mesleğin benim çocuk... erbabıyla yetişkinlikte karşılaşıp girdiğin diyalog? Ya şöyle ben Komik olması futbolcu şartıyla olmak... lütfen. Ben futbolcu olmak istiyordum. Yani onu bir ara ben de istedim, kovaladım hatta ama. Olamadım. Olamadım değil. Birazcık da gene kendi kocam. Üzerine düşse tabii. Üzerine düşsek olurduk. Bak kimler kimler top Hı çalıyor bakıyoruz. hı. Klasik. Sonra bir Ace neydi ya? Ace bir şey diye bir oyun vardı. Savaş pilotu şey yapıyordun işte. Uçak sürüyordun yani oyunda ama savaşlar falan filan işte füzeler kilitleniyor şöyle oluyor böyle PlayStation 2'de oynuyordum. Sonra oradan mesela çok o dedim ya ben pilot olayım bari falan filan. Sonra askeri lise sınavlarına girdim pilot olmak için. Hı. İşte koşturdular, ettirdiler. Oraya çık, buraya koş, buradan atla, buradan zıpla falan filan. En son işte şeyde dedem de benim Kore gazisi olduğu için bir artı 15 puan Oo. gibi bir şeyi varmış. Artı 15 de oradan verdiler. Artı 15. Artı 15 yani artı 15 puan olarak. Artoya da geleceğiz bugün. İyi hatırlattın. Artıya da geleceğiz. Son 10 dakikamız. Çabuk anlat da ona Daha gelelim. 60'tan akıyor. Devam. Dün, geçen Aa aktı ya. Artıya kadar evet. aktarız. 90'a Evet. çıkartmışlardı belki. Bilmiyorum kaçı çıkardılar da. Hem bu gece onu görmüş oluruz. Aynen bakalım kaça kadar gidebiliyoruz. Neyse öyle oldu böyle oldu. İşte 85 puan mı aldım ben? 90 puan mı aldım totalde? İşte yazılı sınavdan. Yani kara, hava, deniz, işte bando, yıldo hepsine girebiliyorum yani. Hiç şey olmuyor. Allah. Neyse sonra en son şey sınavına kaldık. Yazılı değil yazılı değil sözlü mülakata aldılar. Mülakata aldılar dediler geç otur işte önümde var bandocu var karacı var denizci var havacı var dediler otur. Oğuzhan Altın doğrudur benim. Dedi, işte evet dedi Oğuzhan işte ana adı şu baba adı şeye doğru evet. Öyleyim. Ya benim tamam artık. Sorun ne soracaksınız? Gidelim. Neyse ondan sonra dedi. Arkandaki masanın dedi rengi ne dedi olsun dedi. Dedim ki hocam Bu şöyle bir efsane baktım. gerçek. Şöyle bir baktım etrafıma. Kahverengidir diye düşündüm. Çünkü dosyaların durduğu dolap kahverengi her şey kahverengi. Bu kahverengi. Çünkü yani bir masa var ortada ve bunun rengi soruluyor. Sonra tamam dedi o sen çıkabilirsin dedi. Dedim eyvallah. Arkandaki duvarın rengini soruyorlar. Duvarın değil masanın. Dedim eyvallah tamam. Kalktım. Çıkabilirsin olsan. Çıkayım. Hadi görüşürüz kendinize iyi bak. Arkayı bir döndüm masa yokmuş. Dedim yani bu mu şaka? Şaka mı bu yani? Sonra babamla şey yaptım. Babam ne oldu dedi. Bir şey olmadı dedim gidelim. Evimize Okulda başka gidelim. çocuklar da varmış. Aynen.
Baba diye, okulda diye, bayılıyorlar da vardı. Neyse öyleydi böyleydi. Biz de böyle harcadılar yani. Oğuzhan 10 dakikamızı yedin. Afiyet olsun yani birazcık da 10. bölüm. Birazcık da dertlenelim. 10. bölüm bana birazcık ihtimas gösterirsiniz diye düşündüm yani. Ya Arto demişken şimdi bizi izleyenlere bir soru yönelteceğiz. Daha önce hikayeden de duyurmuştum. Goy goy işimiz goy goy biliyorsunuz. Arto'nun doğum yerini soruyoruz. Arto'nun doğum yerini doğru tahmin edeni. Ben story'imde de paylaşacağım. Arto'yla duş alırken bir Photoshop yapacağım ve öyle paylaşacağım. Eğer bu ben bunu göze alırım ve Buğra'nın beni story'sinde paylaşmasını sen da bunu biliyorsun herhangi şu an. Arto'nun doğum yerini. Ben bir tahminde bulunabilir miyim? Bulun. Çok ama tahminin doğru çıkarsa ne yapacağız? Tahminim doğru çıkarsan bunu söylemeyeceksin. Doğru veya yanlış demeyeceksin. Tamam. Sinop. Varto geldi. Varto değil, Sinop da değil. Evet, Arto'nun pop müzik erbabı Arto'nun doğum yerini soruyoruz sizlere. İl olarak. İl olur. İl olur. İl. İl. İlçe. İl. İl. İlçe seyircilerimiz olarak mesela, düşünürken mesela il olarak bildi. Photoshop'unu yaptın. Hı-hı. Koydun şeye. İlçesini de bilirse artık. Çünkü ilçe Arto'nun 81 doğum yeri tane. Arto. Çok iyi. Hı-hı. Evet. Güzel bir. Oo, güzel bak. Ben onu yakalayamamıştım. Hoş. Neyse. İl değil değildi. Aman neyse ne boşver. Buyur. Devam. Evet, Oğuzhan'ın yine morali bozuldu. Var bunun böyle huyları. Disipline peki, edemedim ben bu çocuğu. O zaman... Aa Oğuzhan ne konuşmuştuk? Peki senin benim sana kattıklarım hakkında neler söylemek isterdin? Birazcık birbirimizi övelim. Birazcık morallerimiz ya. Düzelsin. Ya benim moralim gayet yerinde, senin neden değil. Geçen hafta da çok güme gittin sen. Ya kendine gel ya da ben artık... Ya hayır Ben öyle bir iyiyim, şey ben yok. iyiyim ya. Benle ilgili bir sıkıntı yok. Sen ne bileyim yani... Kavga mı ederim şimdi uzaylıların yanında diyeceğim. Özgün olmayacak. Edelim ya ne olacak. Ya şey mi ben? Neden edelim bana, ya ne olacak. Daha varoluşsal sancılarımın içindeyim biraz. Bir de şu sınav ödevi beni çok bunalttı. Kıyamam gerçekten ya, ya. Kıyamam, kıyamam, kıyamam. Ya tabii canım. Bizim bir ödev var, diğer sınavlar online. Yarın 11'de benim 11'e kadar benim ödevi teslim etmem lazım. Onun dışında sınav bir şey yapmam lazım. Ah kıyamam. Olaylar olaylar. Neyse ne boş verdik geçtik. Ya senin bana kattığın her şeyden önce bir ekip ruhu var. Yani olur da ileride bir firmaya, işte bir şirkete başvurduğunda işte ortak çalışma ya yatkın mısınız, işte ekip çalışmasına yatkın mısınız diye kanıt olarak göstereceğim bir yapım bu kendinden geçenler. İşte maillerimizi açacağım, işte bakın şu kadar beyin fırtınası yaratmışız, arama kayıtlarını göstereceğim, işte o bana şunu tavsiye etmiş, ben ona Ses bu olmaz kayıtları. demişim. Ses kayıtları var tabii, senden de izin isteyeceğim hukuksal bir süreç başlamasın diye. Buğra benim ses kayıtlarımla CV gönderiyor ya da işte Diyor ben... şuradan şu şirketten nemalanmaya çalışıyor. Ya dünyanın bin bir türlü hali var Oğuzhan. Tamam hani güveniyorum sana ama ben eşeğimi Bugünün sağlam tarihini de kazığa o zaman bağlayayım. Bak şöyle yapalım. Bugünün tarihini 22-11-2020 tarihli bu yayında böyle bir demeç verdim, kabul Buğra'yla ediyorum. Aramızdaki olan konuşmaların CV'lerde bahsinin geçmesine ben onay veriyorum. Evet, duydunuz. Evet. Ben Oğuzhan Altın. Şahitsiniz. TC numaram 21301. Ya teşekkür ederim bana kattığın bu geleceğe dair planlarımda CV'mde yer alacağın için yani. Dakika, bana bunu bak, kattın. Bak. Ben bak buradan şunu anlıyorum. Ben aga bir iki sene bu iş böyle gider. Bir iki sene sonra ben giderim bir yerde başvururum. Sabah 9 akşam 5 çalışırım. İki sene, bir sene yani ya da iki senemiz var. Ne yapacaksak yapalım artık. Yoksa ben gidiyorum havası aldım burada. Eyvallah saygı duyarım.
Sen gidersen ben kendime yeni partner bulurum. Yani gitmem canım. Niye gideyim ama yani dünyanın... Akşam 5'ten sonra gelesin. Zaten yayınımız 22.00 canım. Yine iş hayatında da ben sana zaman ayırırım. Dedikten sonra Varto değil. Tahmin de gelmiyor çünkü insanlar korkuyor. Arto'yla yani ben de küvette Photoshop'um olsun istemezdim. Yani ben bunu söylerken zaten... O zaman hadi son bir tahminde bulun ve bu İstanbul olsun. Kocaeli. Kocaeli. İstanbul'a yakın olduğu için kabul ediyorum. Oley be. Evet, İstanbul Fenerbahçe ilçesi doğumlu. Pop müzik erbabı. Fenerbahçe ilçesinin geçen İstanbul'a gittiğimde oraları da gezme fırsatı buldum. Çok güzel. Tabii ya. Yine çok güzel yerler. Covid-19 tedbirleri o dönemde sıkılaştırmıştı. Luna Park vardı ve Luna Park boştu. Ama zaten ben bu Luna Park'ın dolu olduğu zamanı da hiçbir zaman hiçbir yerde görmedim. Yani Luna Park'ların tıklım tıklım olduğu işte özel günler, Cumhuriyet bayramlarıdır işte 23 Nisan falandı eskiden ya. De. Ya ben de tabii çocukluğumda hayal meyal hatırlıyorum. Çarpışan arabalara böyle deli gibi bindiğimiz hurra hurra. Ama şu an yani Luna Park'lara kim gidiyor ve Luna Park'lar neden var? Çok da böyle şehirlerin, ilçe merkezlerinin göbeğine ulaşılabilir yerlere yerleştirilmiş bir alan olarak... Ve yeşil de bir çevresi oluyor onların böyle ormanlık falan. Evet. Bursa'daki Merinos falan oradaki öyle en azından. Abi şu an için Luna Park'ların ben varlığını sorguluyorum. Artık kendi varlığımı sorgulamayı geçtim. Kafayı başka başka şeylere takıyorum olsan. Yani Luna Park'lar neden var? Ya Luna Park'lar şöyle. Ya ben tabii şey olduğu için düşünüyorum. Bu gene Covid-19 önlemleri kapsamında kimsenin gitmediğini düşünüyorum. Yoksa ben ne zaman? 2 sene önce falan şeyde Ayvalık civarlarında, Ayvalık'a yakın bir yerde gitmiştim. Ya Luna tamam Park'ta. Yazlık yerin, yaz sezonuysa illa ya rehabet olur. Güzeldi, hatta at yarışı falan yapmıştık böyle. Oo, ya at o kadar yarışından o kadar. Kastım şey böyle yani işte belli puanlar var, topu atıyorsun işte. Aha. 30 puan attıysan senin atın 30 puanlık ilerliyor falan filan. Pıt 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 pıt. Maket atla. Maket. Ama sunan adam da çok heyecanlı sunuyordu yani orayı gerçekten bilen bilir. Bir at yarışının içinde gibi hissediyorsun kendini. Çok iyi, bayağı iyi. Oo. Ki ben küçükken yazalım at bunu. Yarışlarına da çok düşkündüm. At yarışını babamın... izlerdim yani. Babam oynamaz ama babam izler. Çok izler, çok sever. Ben Ankara'ya geldiğim seviyor. Zaman bir iki kere gitmiştim hipodroma. Bir iki kere de oynamıştım ama yani ufak ikili üçlü yaptık biz öyle çok. Altılıya kadar şey yapamadık. Güzeldi ama eğlenceli. Oradaki o havayı koklamak ayrı bir şey yani. Ve neye gittim? O zamanlar çok Bukowski okuyordum. Ya Eskişehir'deyken çok Bukowski okuyordum. Ankara'ya geldim. Ya bu Bukowski çok gidiyor. Demek ki bu adam zaten yıkık bir adam. Ben de Ankara'ya bir yıkık olmaya geldim. O zaman benim de herhalde hipodroma gitmem lazım diye gittim. Ama baktım. Bukowski'den yani, yola çıkman şey çok ilginç. Bu da bana kattığın bu gecelik bir şey yani. Bukowski'den yola çıkıp hipodroma gidiyorum. Böyle biriyim. Bukowski'nin şeyi var ama ya baya yani at yarışlarını... Bu arada Eskişehir'de de Bukowski ya. Okunur. Yani şöyle lise döneminde çok sardım ben yani Bukowski'yi. Şu an artık o kadar okumuyorum. Yani bir zaman sonra tabii yazarlar i̇şte şey yapıyor insanı. İşte yeni bir şeyi daha önce çevrilmeyen yeni bir kitabı çıkmış. Onu alacağım. Bir şiir kitabı. Alacağım. Hmm. Alacağım. Da alacağım işte. Bekliyoruz. Bir ara alacağım. Param olduğu zaman. Mesela Bukowski'nin yazarlık dışında bir mesleği var mı? Bu arada 60 dakikayı geçtik. Hayret. Ne güzel. Kaç oldu? 60 kaç? Tam 1 saat oldu. 1 saat 8 saniye. 1 saat 9 saniye. 1 saat 11 saniye. Bukowski postacılık yapmış zamanında. Hı hı. Onun dışında sağa sola gidip şiir okumuşluğu var. İşte aga biz gel sana 10 dolar verelim, 2 şişe de şarap verelim. Gel bize şu şiirlerini oku. Bak işte bu gibi. Nöbetçi yazarlık. Aynen nöbetçi yazarlık. Yani şey hiç birazcık da kendini kurtarmış. Nöbetçi yazarlık. Halkın istekleri doğrultusunda anlık yazıyorum. Yani nöbetçi yazarlık demişken, yani nöbetçi eczane
Yani bilinen bir şey. İşin içindesin bir de. Hı-hı. Nöbetçi eczane ki çok güzel geçer. O gece böyle yani görev aşkıyla tutuşursun. Ya kalfaya devrediyor tabii de. Kalfa için söylüyorum. Nöbetçi eczane, nöbetçi golcü, nöbetçi golcü. Seni... Yedek oyuna nöbetçi gör, nöbetçi nöbetçi öğrenci. Her şeyi anlıyorum şey. Da okul hayatım evet. Boyunca yapmaktan en çok bir beden dersiydi ki nöbetçi öğrencilik. Nöbetçi öğrencilik, nöbetçi golcü, nöbetçi yazan dedik ama her şeyi anlıyorum da ya, nöbetçi savcıyı anlamıyorum bir türlü. Nöbetçi savcının görevi ne? Çok da duyuyoruz işte nöbetçi savcıya sevk edildi. Hani ne oluyor geceleri böyle hakkın hukukun bekçisi mi oluyor ya? Yanlış olmadı öyle falan. Batman mi oluyor? Ne nöbetçi sağ. Hayır, yanlış yapıyorsunuz dostlar falan böyle. Gece yani bürokrasi sağ... aksamasın. Aynen gece de şehrin tepesinde maruz kalmayalım yani. Gece de nasıl denir ona? Gece de adaletimizden yoksun kalmayalım. Gece de birileri baksın buna. Ama öyle bir üstün körü baksın. Sabah ona biz ayrı bakarız. Ha, bir de sabaha da devriliyor zaten ki yani nöbetçi savcı. Ya bilmiyorum. Ya bilmiyorum görünce yedek soracağım bir savcı. Işte yedek subay gibi. Nöbetçi savcı. Normal gündüz yapamadığını savcını gece yapan kişi. Hayır yani gündüz de yapılıyor aynı şey ama işte gece de ya bir tek gündüz mü? Gece yapılınca mı nöbetçi oluyor? Tabii tabii. Ya akşam 5'ten sonraki her şey nöbetçi yani. Mesela kamuda nöbetçi, özellikle. Bizim Eskişehir'de mesela nöbetçi kokoreççi vardı. Akşam 5'ten sonra tabelayı değiştirip ya işte kling, sabahları kling. Sabahları savcılık yapıyor adam akşam kokoreççiye dönüyor. Bilmiyorum. Çapsızlık yemin ediyorum. Ya adam benim belki elim, öyledir yani. Benim elim mikrofona çok alıştı ya. Sana eli mikrofon tutan... Ulan sana şey mikrofonlardan almasak mı ya bu? Altın parlıyor böyle. Evet çarşıda gibi. Çarşıda gördüm alacağım onu. Çok da güzel ses efektleriyle oynayayım. Falan sesler çıkıyor. Evet bu sesi ben çıkardım şu an. Helal. Çıkardığım bu ses Mabel Matiz'in sesine benziyor. Ben Mabel Matiz'i sevmiyorum. Yani sevmiyorum değil nötrüm dinlemiyorum. Bok yersin zaten. Şurada mizah programı yapıyoruz. Şu realiteden biraz uzaklaşıp olayları köpürdüm. Ay şöyle şey yapsan ölürsün değil mi be adam? Ya Mabel Matiz bana çok şey geliyor ya. Ben bu aralar çok dinliyorum. Evet biliyorum. Ve bu seni bir şey... Bir aya soktu ama ya. Hayır olsun. Yani storyler falan kayıyor böyle bir... Bir korapşına başımıza... sürüklemiş seni. Beni bir sürece soktu Mabel Matiz. Yani ilk çıktığından beri çok severek dinlediğim, müziğini de çok beğendiğim bir arkadaş. Yani dinleye dinleye Erenlere karışacağım artık. Özellikle Maya albümündeki o kullandığı işte gerek zikir altyapısı, çift pedallar falan Allahu Ekber oluyorum. Hatta evimde odamda kendime çilehane yaptım. Evet doğru. Çilehanede vakit geçiriyorum. Çilehaneyi mesela senede kaç gün kullanmayı düşünüyorsun? Çilehaneyi senede demeyelim ama bu ay içinde işte şu vizelerin ardından şöyle bir kafamı dinlemek için yanıma meyhimi de alıp öyle bir huşu içerisinde telefonu da bir kenara koyacağım. Orada derin düşüncelerime Mabel Matiz eşliğinde dalacağım. Çıkınca çok başka bir lala gibi olurmuş. Bu tür keskin dönüşler. Yılın en iyi çıkış yapan komedyeni olarak aranıza katılacağım. Çilehaneden paranını atarak çıkıyor. Onu öğrenmiş içeride. Ters takla atabiliyor mesela. Bu da mesela yani bu da çilenin... Ama çilehane zaten çok küçük bir yer. Yani orada işte sadece kendinle yaparen de açacak bir imkanın yok çilehanede. Evde i̇şte de öyle yani, bir köşe buldum ben. Yani, onu yapabiliyorsun yani. Hı-hı. Ve çilehaneden hani yılın en iyi çıkış yapan komedyen olarak da çıkmak çok ayrı bir kafa bence. Çilehanede sofu olarak çıkman beklenirken ulan çilehaneden daha piç, daha yırtık, daha böyle ulan ne oluyor lan burada triplerinde bir şey çıkabilir. Bu şey gibi mesela saldırgan bir köpek. Nerede bunun çilesi? Sıcak bakıyor.
Hani mesela alırsın bir saldırgan köpek ırkları vardır. Ya saldırgan köpek ırkları yoktur insanın eğittiği öyledir. Golden Retriever'da mesela ne kadar uysal ama al hayvanı 40 gün 40 gece. Bir odada her neyse kimseye işte beklet karanlık sadece yemini ver. Hiçbir insan görmesin sonra dışarı ulen saldırgan oluyorlar gibi. Ben de bu çilehaneme kış boyunca kapanıp bahar gelip güneş açıp kıvrılan beyaz tenlere saldırmayı düşünüyorum. Daha komik, daha zeki. Sporcunun ahlak ve çevik. Her neyse Ozan ne yaptın? Bu bitmiyor bu. Bitmiyorsa yapacak bir şey yok. O zaman şöyle bir bakıyorum. Çünkü Konuşmadığımız bir şey oluyorlar. kalmış mı? 25 Yani. yaşından sonra vücudun yaşlanma süresini Onu ama konuşabiliriz. İptal etmiştik. Onun yerine şeyi konuşabiliriz. Bu konuda söylemek istediğim bir şey varsa tabii Yani söyleyebilirsin. ben 25 yaşındayım. Tam şu an ya ben geçen sene de yaşlandığımı hissediyordum. Bu sene daha çok hissediyorum. Seneye belki de spora başlayacağım. Daha fit bir vücutta kavuşmak isteyeceğim. Tenim daha parlasın isteyeceğim. Solaryuma gideceğim. Daha genç hissedeceğim, bilemem. Güney Ama sahillerine geleceksin. bence bunun yaşla ilgisi yok. Yaşla ilgisi şu bakımdan var anatomik Bedenen olarak. değil, ruhen yaşlanmamak lazım. Evet. Ya içindeki çocuğu öldürdüğün an zaten dünyanın en yaşlı kurtu ve tenha insanı olmuşsundur diyebilir miyiz? Sen öyle bir şey dedin ki şu an. Ben okeyim. Evet. Arada bir işte. Kürtaj önemli. Ya kürtaj sadece İyi kadınlarda kürtaj olmaz. sadece filmlerde mi olur baba? İyi kürtaj sadece filmlerde olmaz. İnsanın kendine yaptığı kürtaj da vardır. Bakınız Cem Yılmaz bunu Yahşi Batı'da işlemiştir. İçindeki çocuğu öldürmek, içindeki çocuğu öldürmezsen daha iyi, daha güzel bir geleceğe her zaman yelken açabilirsin. Ve Luna Parkları her zaman senindir. Tabii yani 60 yaşına da gelsen, 70 yaşına da gelsen o şeye kamikaze falan filan binebilirsin yani içindeki çocuk ölmezse. Ya ben bu yaşıma geldim, bu kamikazede ne işim var dersen. Olmaz. İçindeki çocuğu öldürmek olur. Belki de binersin işte vücut yaşın buna sen hayırdır ne yapıyorsun der. Bir kalp krizi geçirirsin. Ve rahmet Hakk'a yürürsün yani. Yapacak bir şey yok. Güle oynaya. Şey diyeceğim, Semih Cumhuriyeti'ni konuştuk ya, bu Pasifik'te kendi Evet. başında bir şey ada. Yine bu tropikal iklime yakın. İnsanları böyle sıcakkanlı ve popüler kültüre de büyük hizmeti geçmiş, gerek Bob Marley gerek Damian Marley gibi, yani reggae müziğinde ana vatanı olan. Günümüzde işte bu hani rahat kafaların beşiği, mabedi durumundaki Jamaika'ya değinmek istiyorum ben. Buyurun, buyurun. Ya şimdi sol sosyalistler çok sever Jamaika'yı, işte o ortamı, Ben de doğan severim. güneşi. Yani hepimiz severiz ama onlar daha çok böyle bir benimser, ya gerek işte hem Batı dünyasındaki solcu hareketlerde de Jamaika bayrağı simge olarak kullanılır. Ama Jamaika'nın öyle solculukla, sağcılıkla çok bir alakası yoktur yani aslında. Onun yani Tabii Jamaika'nın kendisinin yoktur. tabii yani Jamaikalı yani ben Yokken Jamaika ile alakalı çok fazla belgesel izledim. Evet. O yüzden mesela Ozan'la reality show. şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Jamaikalılar şeyin peşin yani. Jamaikalıların hepsi hayat derdinde. Jamaika zaten işte öyle sosyalist bir cumhuriyet falan filan da değil şey olarak. İşte Küba gibi, ne bileyim, öbür Panama falan filan gibi. Adamla işte çeker kamışı ve kenevir üstünden bir şeyleri var. Ya keneviri de dışarıya da satamıyorlar. Hep kendileri içiyorlar. Veya kendileri kullanıyorlar. Çünkü bu fabrik olarak da kullanılabiliyor. Yani işte kumaş yapımında, şunda bunda da kullanılabiliyor. İlaç sanayinde. İlaç sanayinde. Ama onlar işte yani o tıpta o kadar ilerlememiş. Bir şey olduğu zaman işte ne oldu abi, bacağım mı kırıldı? Olsun, canın sağ olsun. İşte iki sopa sarıyorlar. Ağzına da veriyorlar kelimelerini.
Sen bunu çiğne abi diyorlar. Çiğnetip gönderiyorlar. Okey, hadi görüşürüz. Hayır, gel buraya şapşal. Şimdi dediğim gibi Batı dünyasında Jamaika böyle evet sol sosyalist, ya bunu mizah programında kullanmayan başka bir tabir bulamam. Bunun gerçeği bu. Konser festivallerinde olsun, şeyde olsun hep kullanılır. Ama mesela Jamaika'nın yerli halkından bir abimizin hani Jamaika milliyetçisi olduğunu düşününce insan çok böyle bir derin düşüncelere dalıyor. Yani düşünsene şimdi Jamaika milliyetçisi bir abimiz, ulen diyor ne güzel diyor yurdum diye, dünyanın tabii, dört tabii. mevsimi diyor, dünyanın çeşitli yerlerinden diye turist ağırlıyor diye. Geliyorlar burada rahat ortamımızdan nemalanıyorlar ama diyor. Ama bunu işte benim tasvip etmediğim bir ideolojide kullanıyorlar Jamaika'yı. Ama Jamaika milliyetçisiyim. Ama yurt dışında son sosyalist ortamlarda kullanılıyor imajlarımız, sembollerimiz ama ben onları milliyetçilik ruhuyla seviyorum. Ya işte şey burada bir türlü ya bir dilemma var, bir ikileme düşüyor falan. Acaba Jamaika milliyetçisi olmasam mı bir Jamaikalı olarak, yoksa bu popüler kültürdeki bu aymazlığı kendine ya. Göre. Şimdi şöyle düşün. Şeyi biliyorsun. La Liga'da Deportivo La Coruña diye İspanya Ligi'nin bir takım var mesela. Onların Türkleri çok seviyorlar. İşte Türkleri çok sevdiklerinden değil. Los Turcos onların mesela lakabı. Şeydeki. FM'de gir bak. Takımın kısaltması lakabı. Los Turcos diyor. Neden Los Turcos? İşte bunlar işte Celta Vigo'yla bir şeyleri var. Husumetleri var. Celta Vigo bunlara diyor, siz diyor Türk gibisiniz diyor, yani bunu aşağılamak için söylüyor. Deportivo da diyor ki evet Türk'üz lan, ne olacak diyor, biz de güçlüyüz lan falan, yani Türk gibi güçlüyüz'e getiriyor. Mesela bak, bu senin hoşuna gitti. Bir Türk milliyetçisi, evet. Bir genç olarak. Ve o da o yönden bakıyor işte. Aa diyor, bak orada Jamaika dediler. Aa. Diyor. Hoşuna gidiyor yani, anladın mı? Milliyetçinde. Yoksa Deportivo Locorio ne yapmış ya? Gelip de işte Devlet Bahçeli diye bir oy atmışlığı mı var Deportivo'nun? Buradayım. Çıkacağım. Gel ben abi. Ay şimdi terk ediyorum burayı. Az Baba kaldı. Bey mi? Baba Bey. Saygılar. Onlar da tabii yoruldu. Artık yatma vakti geldi. Benim de senin de. Yarın sınavında başarılar. Çok teşekkür Haftaya yine cap canlı umarım. Dolu dolu. Bir daha 60. Daha neler. gel çıkıyorum şimdi. Oldu mu? Arkadaşlar. Ve babam kapıyı kapar. Evet Oğuzhan'cığım, bugün de programımıza katılan ve bizi bize yalnız zaman ayırıp bizi izleyen, yalnız bırakmayan, bize katlanan ve bizden hala daha bir şey olmasını bekleyen tüm insanlara buradan söylüyorum. Bizden hiçbir şey olmaz. Bizi bizden takip etmeyin. Hayır tabii ki. Kendinden geçenler tüm hızıyla devam edecek diyor ve hepinizi saygı ve sevgiyle uğurluyorum. Haydi iyi geceler. At öyle oynamaz diyoruz. Ben diyorum. Buğra demesin. Evet sen diyorsun. Benim kapanış sözüm yok.